videoya da hoş geldiniz. Bu video genel bilgiler serisinden bir video olacak ve imza parfümü hakkında konuşacağım. İmza parfüm nedir? Neden imza parfüm istiyoruz? Ve kendi fikrimi de söyleyeceğim. Neden imza parfüm olmamalı diye. Kanalıma yeni geldiyseniz veya daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan videoya başlayalım. Bu videoda dediğim gibi imza parfümler hakkında konuşacağım. Belki ileride imza parfüm adayı olarak parfüm önerileri de yapabilirim. Aslında yapmak istemesem de çünkü çok sorulan bir şey. Ama bu videoda belki de biraz neden imza parfüm olmamalı diye konuşacağım. Bu biraz negatif gelebilir size. Özellikle imza parfümünüz varsa. Lütfen yanlış anlamayın beni. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum konuda. İmza parfüm nedir? İmza parfüm kısaca insanların sizi bir parfümle tanıması. Bu sizin imza parfümünüz oluyor. Hani insanlar Ali, Ahmet derken hani o öyle kokuyor diye biliyorlar sizi. Genelde çoğu zaman bu kokuyla biliniyorsanız büyük ihtimal bu kokuyu yıllardır kullanıyor oluyorsunuz. Ve de bu sizin imza parfümünüz oluyor. Çok yaygın bir şey. Dünyada da yaygın bir şey. Sadece Türkiye'de değil. Birçok insanın imza parfümü var. Özellikle mesela yaşı ileride insanlar 10 yıldır, 15 yıldır aynı parfümü kullanıyor oluyorlar. Mesela Acqua di Gio parfümünü çok kullanan var. Yıllardır. Eskiden mağazada çalışmış biri olarak söylüyorum. Neredeyse her 1,5-2 ayda bir bazı insan geliyor. Hiç sorgu ve sualsiz parfümü alıp gidiyorlar. Tek kullandıkları parfüm o. Neredeyse hayatları boyunca belki. Bu kötü bir şey değil tabii ki. İnsanların sizi bir parfümle tanıması güzel bir şey. Ama bunun biraz da negatiflerinden bahsedeceğim ben bu videoda ve neden imza parfümü olmaması gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü imza parfümüne inanan birisi değilim. Özellikle arkadaki koleksiyonu görüyorsanız büyük ihtimal şimdiye kadar anlamışsınızdır. Yani imza parfümüne çok inanmadığımı. Ama neden inanmıyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir parfümle tanınmak. Evet, güzel bir şey. İnsanların sizi bir parfümle tanınması. Ama sonuçta bu dünyada tek başına yaşamıyorsunuz. Başka insanlar da yaşıyor. Ve başka insanlar da gidip mağazadan aynı parfümü alabilir. Yani bu demektir ki başka insanlar da sizin gibi kokabilir. Ben demiyorum ki hani bunu çözmenin bir yolu yok. Hani bir yolu var veya hani şu parfümü alırsanız kimse bilmeyecektir. Büyük ihtimalle niş parfümleri alırsanız çoğu kişi öyle kokmayacaktır ama benim demeye çalıştığım şu. Bir parfüme takılı kalırsanız ve insanlar sizi o parfümle bilirse bunun ilk kötü yanı insanlar başkasında kokladığında tabii ki sizi anımsatacaktır ama o insanlar artık o diğer kişinin etrafındaysa siz unutulacaksınız. Tabii bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi bu tartışılır. Ama benim demeye çalıştığım daha çok hani başkasında kokacak bu parfüm. Sizin parfümünüz. Bu bana göre pek hoş bir şey değil. Hani özellikle o kokuyla biliniyorsanız. Hani artık özel olmayacaksınız büyük ihtimalle o insanların gözünde veya o kokuyla özel olmayacaksınız. Daha doğrusu. Mesela bunun en büyük örneklerinden bir tanesi şu ki çoğu çok uzun ilişki yaşamış bir insanın, bir kadının daha doğrusu diyeyim veya bir erkeğin de olabilir bu. Ama genelde kadınlarda oluyor bu. Başka bir erkeğin üzerinde sizin o kokunuzu koklaması. Yani uzun ilişki bitmiş ve kendisi başkasının üzerinde o kokuyu kokluyor. Büyük ihtimalle sizi hatırlayacaktır evet ama hani pek pozitif bir resim oluşturmayacaktır bu. Böyle bir örnek olabilir. Ama benim demeye çalıştığım daha çok hani başkasının üzerinde koklanacaktır koku. Bir diğer negatif şey ise bu bence daha büyük bir negatif olay. Özellikle sizin için. Bu da parfümden sıkılmanız. Bu size olacak en kötü şeydir. Emin olun. Bir parfümden sıkılmanız. Ve bu çoğu insana olan bir şey. İmza parfümünüz var. Hayatta en sevdiğiniz parfüm bu. Kullanıyorsunuz. Sürekli aynı parfüm kullanıyorsunuz. Ve 2 sene sonra sıkılıyorsunuz. Kullanmak istemiyorsunuz artık. Başka parfüm aramak istiyorsunuz. Neden böyle olsun ki? Neden bir parfümden vazgeçmek zorunda kalasınız ki? Başka bir parfümünüz de olsa bu parfümden sıkılmazdınız. O parfümü de kullanıyordunuz, bu parfümü de kullanıyordunuz. Ve belki hayatınız boyunca bu parfümü elinizde tutabilirdiniz. Hem sizi tanıyan insanlar bu parfümleri de tanırdı, başka bir parfümler de tanırdı. Yani şöyle diyeyim, parfümden sıkılmak zorunda kalmazdınız. Bu kötü bir şey gerçekten. Hani bana eskiden olmuştu. Yani hala koleksiyonumda olan bir parfüm. Ama eskiden sıkılmıştım kullanmaktan sürekli aynı parfümü. Ve uzun seneler kullanmadım o parfümü. Ve sonradan özleyerek aldığım bir parfüm oldu.
Ama hani birden fazla parfüm olsaydı o parfümden sıkılmazdım. Bu da size hani bir fikir sahibi olmaya yardımcı olacaktır. Ve imza parfümüne neden karşıyım derseniz asıl sebebi, bu iki sebep tabii ki büyük sebepler ama en büyük sebebi daha çok ortam veya mevsim olarak. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Kaç parfüme ihtiyacımız var isimli bir video ama burada da küçük küçük bahsetmek istiyorum. Her mevsimde, her ortamda, içerisi veya dışarısı, kışın veya yazın aynı parfümü kullanmak pek de doğru olmaz. Böyle parfümler var. Her mevsime gidebilecek ve her ortama gidebilecek parfümler mevcut. Ama bu böyle kullanmak doğru mu? Veya her parfüm böyle kullanmak doğru mu? Onu sorgulamak lazım. Mesela çok sevdiğiniz bir parfüm var. Örnek vermek gerekirse Dior Homme Intense. Çoğu insanın imza parfümüdür. Eminim. Çok kullanan var. Türkiye'de çok kullanan var. Ama bu parfüm kışlık bir parfüm ve genelde kapalı ortama gitmeyen bir parfüm. Ama sizin bu imza parfümünüzse büyük ihtimalle siz kapalı ortamda da kullanıyorsunuz. Sıcak havalarda da kullanıyorsunuz. Çok kötü bir şey. Sıcak havalara hiç gitmeyecek bir parfüm. Ve o yüzden büyük ihtimalle insanları rahatsız ediyorsunuz. Fark etmeden. Ve bu da hani kötü yorum almanız özellikle parfüm için. Birinin size gelip çok ağır kokuyorsun, çok kötü kokuyorsun demesi inanın sizi parfümden soğutabilir. Kötü bir izlenim oluşturabilir kafanızda bu parfüme karşı. Bu da çok kötü bir şey gene. O yüzden hani imza parfüm yerine birkaç parfüme daha sahip olmak kötü bir şey değil. Kaç parfüme sahip olmalısınız? 3-4. Gene burada çok bahsetmek istemiyorum. Onun için bir video yapacağım ayrıyeten. Hatta bugün yapabilirim kesin. Ama başka bir zaman yükleyeceğim büyük ihtimal. Ama dediğim gibi hani farklı ortamlar için, farklı mevsimler için parfümleriniz olsun. Bir imza parfümüne sadık kalabilirsiniz. Gene her zaman sadık kalabilirsiniz ama tabii ki rotasyonunu kullanmak her zaman iyi olacaktır. Gene o en çok sevdiğiniz parfümü en çok kullanın. En çok onu kullanın. Ama arada bir hani diğer parfümlere de şans verin ki farklılık oluşsun. Parfümden bıkmayın. İnsanlar siz yani bir parfümle tanımak zorunda kalmasın. Bu kötü bir şey değil. Başka parfümde kullanabilirsiniz. Şunu demeye çalışıyorum aslında. Az daha unutuyordum bunu. Söylemeyi planlıyordum. İnsanlar sizi şu parfümle tanımasın. İnsanlar sizi güzel kokuyor diye tanısın. Bu çok önemli bir şey. Geçtiğim zamanlarda, geçtiğim yıllarda, çalıştığım ortamlarda böyle bilinen biriydim. Hani güzel kokan biri. Her zaman. Sadece o kokuyla değil de her zaman güzel kokan biri. Bunun hiçbir farkı yok inanın bana. Hani A parfümüyle çok güzel kokuyor her zaman. Onun imza parfümü demesiyle birinin hani şu kişi Ali Ahmet her zaman çok güzel kokuyor demesi inanın bana aynı değerde. O yüzden imza parfümü olayına çok takılmamanızı istiyorum. Asıl demeye çalıştığım o. Ve illa bir parfüme sadık kalmak zorunda değilsiniz. Piyasada binlerce parfüm var. O yüzden başka ortamlar için ve başka hava sıcaklıkları için başka parfümleriniz olsun her zaman. Umarım açıklayıcı olmuştur bu video. Umarım kafanızda biraz netleşmiştir imza parfüm olayı. Tekrar diyorum bu video hani benim fikrim sadece. Eğer hala imza parfümü kullanmak istiyorsanız lütfen kullanın. Bir parfüme sadık kalın. Parfüm kullandığınız süreci sorun değil. Ama hani farklı parfümler sahip olmak da kötü bir şey değil. Ben de bunu açıklamaya çalışıyorum zaten. Ve hani kaç tane parfüme sahip olmalıyız gibi bir isimli bir video daha koyacağım diyorum bu videoda sürekli. Eğer onu koymuşsam ona da bir bakın lütfen. Ki hani biraz fikir sahibi olabilirsiniz. Her zaman kanalıma gelip videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.